Merhaba arkadaşlar, ben Kenan İnce. Şimdi kategori entitimizi hani temel işlemler aşamasında bitirmiştik. Şimdi ikinci bir entity yapacağız. Ancak ikinci entity'ye geçtiğimiz zaman şimdi bunlarda bir karışıklık olacak. Bunun create'i, yan yana isimler eklemek zorunda kalacağız entity'leri. Bunun yerine bir paket yani klasör ayrıştırmasına gidersek daha kolay olacak. Mesela kategori diye bir klasör oluşturuyorum. Bunların tamamını bunun içerisine atıyorum. Şimdi mesela bizim varlık sınıflarımızdan hangisini yapalım? Yine basit olan aktörü yapalım şimdilik. Ya da evet aktörü yapalım. Onun için de bir tane klasör oluşturuyorum. Buna da aktör ismini veriyorum. Ayrıca arkadaşlar bunun indeksinin de ismini değiştireceğim. Daha okunaklı, daha anlamlı olsun diye list diyeceğim. Sonra bu üçünü de kopyalıyorum. Aktörün içerisine yapıştırıyorum. Tabi içerisindeki gerekli düzenlemeleri yapacağız. Şimdi başlayalım aktörü yapmaya. Bakın ikincisi ne kadar hızlı olacak. Aktör sınıfımı, entity sınıfımı oluşturarak başlıyorum. Hemen aktörün sütunlarına bakıyorum. Aktör ID, first name, last name ve last update. Private, integer, aktör ID. Private string first name ve string last name. Son olarak da last update. Evet, değişkenlerimizi oluşturduk. Hemen sağ tıklayıp insert code getter setter diyerek hepsini seçiyorum ve tamamının getter setter metotlarını oluşturuyorum. Daha sonra insert code constructor bir tane boş constructor. Bir tane de full constructor oluşturuyorum. Nesne oluşturmasını kolaylaştırmak adına. Entity sınıfımızı şu an bitirdik. DAO sınıfına geçiyorum. Buna da aynı isimlendirmeye devam ediyorum. Aktör DAO diyorum. Fakat bakın aktör DAO'da şu bölümü komple kopyalıyorum arkadaşlar. Sonuna kadar. Geliyorum ve yapıştırıyorum. Bakın extend ile birlikte aldım. Şimdi gelelim create'e. Kategori gelmeyecek. Doğal olarak ben edit'ten replace diyorum. Kategori olan her yeri aktörle değiştir diyorum. Replace all. Şimdi devam edelim. Bakalım tek tek düzenlemeler yapalım. Aktör tamam. Insert into aktör. Aktörümüzde bizim iki tane değiştireceğimiz durum var. First name ve last name. Doğal olarak onları belirtiyorum. First name ve last name. Şimdi buna argüman olarak ne vereceğiz? Birincisi get first name. Virgül. İkincisi last name. Tamam. Insert kodumuzu bitirdik. Read'e gelelim. Bu bir aktör listesi döndürecek. Burası aktör ID, getString, firstName, ayrıyeten aynı şekilde string türünde lastName. Şurayı da lastName yaparsak. Evet, read metodumuzu da bitirdik. Delete'e gelelim. Set, update, aktör, set, first name eşittir get first name virgül last name eşittir c nokta get last name. Sonra da var kategori id değil aktör id eşittir get aktör id. Bunu bakalım nokta nokta get aktör id. Bunu da tamamladık. Şunu şöyle yapalım. Delete from aktör ver aktör ID eşittir get aktör ID. Evet şu anda bu DAO sınıfımızı da tamamlamış olduk. Hatta hani bul ve değiştiri daha da fazla kullanabilirdik. Neden? Küçük harfle yazılan kategorilerin tamamını da aktörle değiştirebilirdik. Doğal olarak sınıf isimleri ve attribute isimleri de en azından ID ve tablo isimleri de otomatik güncellenmiş olurdu. Daha az değişiklik yapmak zorunda kalırdı.
şu kısmını düzeltelim. Aktör, aktör ID'ye göre ve sıralama yapsın. Evet, şu an eğer gözümüzden kaçan bir şey yoksa, ki varsa da zaten çalıştırınca fark ederiz, düzeltiriz. DAO sınıfımız bitti. Şimdi bin sınıfına gelelim. Yine aynı şekilde bakın, aktör bin diyorum. Kategori bin'in arkadaşlar tamamını kopyalayacağım. Hatta yine şu şekilde serial label'da kopyalayalım. Geliyorum. Hepsini yapıştırdım. Hemen named ve session scope ifadelerini ekliyorum. Importlarımı da yapıyorum. Şimdi bakın, tekrar geliyorum replace bölümüne. Büyük harfle kategori yazan, yani ilk harfi büyük olan kategori, ilk harfi büyük olan aktörle replace ol dedim. Daha sonra bakıyorum herhangi bir sorun kaldı mı diye. Hiçbir problem kalmadı. Çünkü biz zaten değişkenimizi entity diye isimlendirmiştik. DAO sınıfına da DAO demiştik. Yani generic isimler kullanmıştık. Doğal olarak sadece aktör kelimesi, kategori kelimesini aktör kelimesiyle değiştirmem aslında bütün metotlarımı düzeltmiş oldu. Sadece buradaki return değerlerine müdahale etmemiz gerekecek. Zaten kategoride de müdahale etmemiz gerekecek. Neden? Çünkü bizim klasör yapımız değişti. Mesela kategoriden başlayalım. Artık create işleminden sonra indekse değil, kategori klasörünün altındaki liste return edecek. Update form'a tıkladığım zaman da kategori klasörünün altındaki update'e gidecek. Update işleminden sonra yine liste geri dönecek. Aynı değişiklikleri aktör binde de yapıyorum. Burası aktör olacak. Şurası da aktör update olacak. Evet, buradaki güncellemeleri de gerçekleştirdik. Şimdi gelelim XHTML tarafındaki yönlendirme yaptığımız yerlerde gerekliyse güncelleme yapmaya. Burada herhangi bir yönlendirme yok. Burada var. Burası kategorinin create'ine gidecek. Update'e geldiğimiz zaman da burada da yok. Başka yapmamız gereken bir güncelleme yok. Şimdi kafamız karışmasın diye hepsini close yapıyorum. Ve buradaki güncellemeleri yapacağız ve bunu aktör için çalışır hale getireceğiz. Öncelikle aktörde iki tane sütun var. Biz yine find and replace'imizi kullanalım. Bunun yerine aktörle replace edeceğim. Baş harfi küçük olarak başlayanı da baş harfi küçük olarak replace edeceğim. Tamam, şu an replace yapacağım şeyler bitti. Buraya düzenliyorum. Aktör first name. Ayrıca aktör last name. Aktör B'nin entity'sinin first name'i. Burası da last name'i. Aktör B'ndeki update metodu. Bu doğru. Bunu update'i bitirmiş olduk. Liste geçelim. Yine aynı şekilde küçük yazılmış olanları replace dedim. Eğer varsa büyük yazılmış olanı da büyük aktörle replace dedim. Şimdi bakalım. Bu create'e gitmeyecek. Şuradakini düzeltmiş miydik? Kontrol edelim. Evet. Tamam. Bu hangi create'e gidecek? Aktör klasörünün altındaki create'e gidecek. Burası aktör ID bu şekilde değildi. İkinci D'si küçük olacak şekildeydi. Burası first name. Bu last update kalsın. Çünkü burası 4 sütunlu. Burası first name. Burası last name. Last name'i de yapıştırdık. Last update tamam. Aktör bin update form. Başka bir değişikliğe ihtiyacımız yok. Görebildiğim kadarıyla. Son olarak da update'e gelelim. Update yapmıştık zaten. Create'e gelelim. Hatta bunu daha önce söylemiştik. Update ile create aynı olduğu için birebir kopyalayalım. Sadece şurayı aktör bin create yapalım. Burayı da create olarak değiştirelim. Şu an iki tane
entity'yi bitirmiş oldum. Ancak bakın, şimdi çalıştırdığım zaman nereye ilk olarak çalıştıracağını bulamayacak. Neden? Çünkü biz demişiz ki index.html çalışacak ilk olarak. Tabii ki bunu değiştirebilirim. Ancak şu an değiştirmememiz lazım. Neden? Çünkü bizim bir tane index.html sayfası oluşturmamız lazım. Ve bu sayfadan da biz hem aktöre hem de kategoriye yönlenme yapabilmemiz lazım ki iki entity'yi de yönetebilirim. Push command buton diyorum. Birincisi aktöre gidecek. Aktör slash list. Bunun value'su da aktör olsun. Hatta burası bir alt satıra geçelim. Diğer butonunda bunun da action'ı kategorinin liste olacak ve bunun value'su da kategori olacak. Doğal olarak ben projemi çalıştırdığım zaman index çalışacak. Ben yapmak istediğim işleme göre bu butonlardan birini kullanarak ya aktöre gideceğim, orada 4 işlemi gerçekleştireceğim, ya da kategoriye gideceğim, 4 işlemi gerçekleştireceğim. Bir çalıştıralım bakalım, kodumuzda herhangi bir problem var mı? Evet, aktör ve kategori. Kategoriye gidelim. Aynen çalışıyor. Mesela şunu silelim. Evet, bir problem yok. Ancak şu an bizim geri dönüş linkimiz yok. Yani ana sayfaya, indekse tekrar gitmek istiyorum. Şuradan gidebilirim. Yani index.xhtml yazarak gidebilirim. Ancak bu şekilde gitmek istemiyorum. Dönüş linki koymak istiyorum listelere. Bunun için şöyle yapacağım. Burada back to index diyeceğim. Ve bu indekse gidecek. Bunun aynısını aktörün listesine de koyacağım ki iki taraftan da ben index sayfasına dönüş yapabileyim. Çalıştırıyorum projemizi. Evet, öncelikle geri dönüş linkimizi deneyelim. Kategori, back to index, evet çalışıyor. Aktör dedik. Bakın bütün aktörlerimiz geldi, bir problem yok. Back to index dedik, tekrar döndük. Hemen bir tane aktör eklemeyi deneyelim. Create new aktör dedim. First name, Kenan İnce diyelim. Create dedik. En sona ekleyecek. Gördüğünüz gibi en sona eklendi. Güncelleme yapalım. Bunu büyük harfle yazalım mesela. Şunu da düzeltelim. Kenan yapalım. Güncelledik. Gördüğünüz gibi değerimiz güncellendi. Son olarak da silme işlemimizi deneyelim. Sildik ve tekrar aktör listesine döndü. Gördüğünüz gibi Kenan İnce silinmiş. Bunu da silelim. Bunu da biz eklemişiz denemeyi. Evet, bunu da silmeyi gerçekleştirmiş olduk. Şu an aslında hani biraz ilkel bir şekilde iki tane entity'yi yönetmiş olduk. Şimdi bu kodumuzu birazcık inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belli bir notasyona uyduğumuz için bir tane baştan sona çalışan entity'yi yaptıktan sonra ikinci entity'yi çok daha hızlı oluşturabiliyoruz. Özür dilerim. Hatta ilerleyen derslerde biraz daha jenerik şeyleri belki interfacelerde veyahut da abstract sınıflarda toplayarak ortak işlemleri de azaltabileceğiz. Mesela ne gibi ortak işlemleri? Aktör bindeki ne diyelim? Mesela read metodu. Kategori bindeki read metodu arasında read metodu şurada. Bakın birer satırlık. Şunu kapatalım, sarılar gitsin. Zaten birebir aynı, sadece şuradaki nesne türü farklı olan birebir aynı metot. This get thou read. Aktör bindeki aynı şekilde this get thou read. Tek değişen neresi? Burada bu aktör oluyor. Burada kategori oluyor. Doğal olarak Java'da generic type'lar var. Generic türleri kullanarak aslında bu tarz ortak sınıfları da bir tane bin'e alıp yazacağımız kodu her yeni varlık eklemede yazmamız gereken kodu daha da azaltabiliriz. Şimdi bu dersi burada sonlandıracağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi akşamlar.